Bu videoda polinomları biraz daha detaylı ele alacağız. Özellikle de bazı örnekler kullanarak bir polinomla çalışırken polinomu yeniden başka bir şekilde yazarken neler yaptığımızın adım adım üzerinden geçeceğiz. Bu tarz sorularda önemli olan sorunun mantığını anlamaktır. Yani soruyla baş başa kaldığınızda birinci adımda şunu yaptık, sonra ikinci adımda da bu oldu diye hatırlayabilirsiniz ve dediğim gibi önemli olan sizin bu adımlarda ne yapıldığını ve bunun neden yapıldığını anlamanız. O zaman hadi bu polinomla başlayalım. 4x eksi 3 çarpı x eksi 2'nin karesi. Ve bu örnekte, evet bunu her kim yaptıysa, 5 adımda polinomu bu şekle getirmiş. Aynı polinomu genişletmiş. Ve şimdi videoyu durdurun ve bu işlemlerin doğru olup olmadığını bir kontrol edin. Ve eğer yanlış yapıldıysa da yanlışın hangi adımda yapıldığını bulun. Gelin birlikte yapalım. Birinci adımda ne yapılmış? x eksi 2'nin karesini x eksi 2 çarpı x eksi 2 olarak yazmışlar. 4x eksi 3 parantezine dokunmamışlar ve doğru yapmışlar. İkinci adımda x eksi 2 ile x eksi 2'yi çarpmışlar. x çarpı x, x kare, x çarpı eksi 2, eksi 2x, eksi 2 çarpı x, yine eksi 2x eder. Ve son olarak da eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4. Evet, bu çarpma işlemi de doğru yapılmış. İkinci adımdayız ve işler yolunda. Üçüncü adımda 4x eksi 3 parantezine yine dokunmamışlar. Bu parantezde eksi 2x ile eksi 2x'i toplayıp sadeleştirmişler. Eksi 2x artı eksi 2x eksi 4x eder. Hala doğru. x kare ve artı 4 aynı sadece ortadaki iki terimi toplamışlar. Sıradaki adım. Evet, burada bu iki parantezi birbiriyle çarpmışlar. Bakalım doğru çarpmışlar mı? 4x çarpı x kare, başka bir renk kullanalım. 4x küp eder, aynı buradaki gibi. Sonra 4x çarpı eksi 4x, eksi 16x kare, bu da doğru. 4x çarpı 4 de 16x eder. Evet, şimdi eksi 3 çarpı x kare. Eksi 3 x kare eder. Doğru. Eksi 3 çarpı eksi 4 x, 12 x eder. Ama bakın buraya eksi 12 x yazmışlar. Eksiyle eksi ile eksiyi çarpmışlar ama sonuç artı yerine eksi olmuş. Yani olmamış. Eksi 3 ile eksi 4 x'i çarparsanız 12 x elde edersiniz. Eksi 12 x değil. Bu yanlış olmuş. Sonra eksi 3 ile artı 4'ü çarpıp eksi 12 bulmuşlar. Doğru ama burada hata var. Eksi yerine artı olmalıydı. Dördüncü adımda hata bulduk ve bu hata yüzünden de sonuç hatalı olmuş. Bu işaret eksi olsaydı, 16x eksi 12x artı 4x ederdi. Ama burası artı olacağı için doğru cevabın 28x olması gerekirdi. Dördüncü adımda hata olduğu için sonuç da hatalı. Şimdi devam edelim ve polinomları genişletme, yeniden yazma, sadeleştirme konularında biraz daha pratik yapalım, biraz daha ustalaşalım. Evet, karşınızda Khan Akademi'den bir alıştırma var. Bu eşitliklerden doğru olanları bulmamız gerekiyor. Birinci de 2x artı y çarpı 4x eksi 2y buna eşit. Bakalım gerçekten buna eşit mi? Çarpıp görelim. 2x çarpı 4x, 8x kare eder. 2x çarpı eksi 2'ye, eksi 4x'ye, renk değiştiriyorum, y çarpı 4x, 4x'ye ve y çarpı eksi 2'ye, eksi 2'ye kare eder. Doğru yaptım mı? 2x çarpı eksi 2'ye, 2x çarpı eksi 2'ye, eksi 4x'ye eder. 4x ile de y'yi çarparsak 4x buluruz. Evet, doğru. O halde bu ikisi birbirine götürür. Ama şüphelenmeye başladım çünkü geriye 8x kare eksi 2y kare kaldı. Bunu iki parantezine alırsam, 2 çarpı 4x kare eksi y kare bulurum. Evet, bu yanlış. İkinciye bakalım. n artı 2'nin karesi eksi n kare, buna eşit olarak verilmiş. n artı 2'nin karesi nedir? n kare artı 4n artı 4. Bundan n kare çıkınca geriye 4n artı 4 kalır. 4 parantezine alırsak da 4 çarpı parantez içinde n artı 1 buluruz. Doğru. Bu seçenekteki eşitlik doğru. Son olarak da bu verilmiş. Hemen çarpalım ve bakalım. a çarpı 2a, 2a kare, a çarpı 1, a, b çarpı 2a, 2ab, b çarpı 1 de b eder. Bundan b çıkaracağız. Ve sonuç, bunlar birbirini götürdü. Geriye 2a kare artı a artı 2ab kaldı. Bunu a parantezine alalım. Birinci terim 2a olur, ikinci terim 1 ve son terim de 2b olur. Evet, burada yazanın aynısı, sadece sırası farklı a çarpı parantez içinde 2a artı 2b artı 1. Doğru. Evet, bu alıştırma bir dikkat geliştirme alıştırmasıydı. Eğer başkasının yaptığı işlemlerdeki hataları bulabilirseniz, kendi hatalarınızı da daha kolay bulur ve düzeltirsiniz. Yaptığınız işlemleri, yaptığınız işlemleri kontrol etmeyi unutmayın.